Yeni Şafak Gazetesi, Yusuf Kaplan, 20 Ağustos 2021. Afganistan'a Taliban yerleşti, Türkiye'de şeriat hortladı. Türkiye'de, şeriat denilince tüyleri diken diken olan tuhaf insanlar var. Sadece Türkiye'de var bu tür tuhaf insanlar. Şeriatın ne olduğu, ne demek olduğu sadece Türkiye'de bilinmiyor. Ezberlerini din haline getiren Hilkat Garibeleri ülkesi. Türkiye'deki şeriat algısı, İslam'la savaş stratejisinin bir ürünü olarak geliştirilen İslamofobi gibi en ürpertici küresel nefret söyleminin Türkiye'de de aynen karşılık bulmasının bir sonucu aynı zamanda. İslamofobi, dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de olduğu kadar iğrenç ve ilkel nitelikler ve boyutlar kazanabilmiş değil. Türkiye'nin yaşadığı kaba, anakronik, sığ laiklik anlayışı, İslam'ı hayatın her alanından uzaklaştırmakla kalmadı, dünyada eşi benzeri olmayan sığ, ilkel bir İslamofobi biçiminin de tohumlarını ekti. Sonuçta, İslam'la ilişkileri sadece ezberlere dayalı, ezberlerini din haline getiren, şeriattan da, İslam'dan da zırnık kadar anlamadığı halde nefret eden acınası bir entelijansiye zuhur etti. Oysa İslam hukuku anlamında şeriat, hayatın ve hakikatin, tabiatın ve insanın korunmasının yegane sigortasıdır gerçek anlamda Müslüman bir toplumda. Türkiye'deki Jacoben, tepeden, zorla montelenen laikçilik uygulamasının, henüz tam anlamıyla kök salmadığı 1970'li yıllarda, Uğur Dündar'ın yaptığı bir program bütün Türkiye'yi hayretler içinde bırakmaya yetmişti, Van'ın bir ilçesinde hiç hırsızlık vakası yaşanmadığını ağzı açık bir dille anlatmıştı Uğur Dündar. Gerçek anlamda Müslüman toplumda, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olmaz, eğer oluyorsa orada İslam'ın, bizzat özde değil sözde Müslümanlar eliyle öldürüldüğüne hükmedilir. Put, Türkiye'de ezberlerini, saplantılarını din haline getiren, icat ettikleri bu hayali dinin gerçek olduğuna inanan ve bütün bir toplumu, İslam'ı ve şeriatı bu sahte dinle yargılamaktan çekinmeyen bir hilkat garibesi tipi var. Dünyada bir benzeri var mıdır bu tipin, bilmiyorum. Şeriat nedir, insan şeriatın nresinde. İyi de, şeriat, bütün bu söylediklerimizin neresinde gizli, peki? Biraz derin nefes alırsak, şeriatın izini, gizini ve söylediklerimizin neresinde gizli olduğunu görebiliriz. İslam medeniyetinin şiarı, İbn Sina'nın, İbn Arabi'nin kendilerine özgü şekillerde dile getirdikleri şu kurucu ve herkesi kendi olarak yaşatıcı ve var edici ilkedir, iyilik varlıktadır, kötülük yokluktadır. Bu öylesine var edici bir İslami hassasiyettir ki, hiç kimse inancından, derisinden, ırkından, dilinden ötürü kınanamaz ve ötekileştirilemez. Bütün farklı inançlar, farklı deriler, farklı ırklar, farklı diller, yalnızca Allah'ın ayetleridir. İslami hassasiyetleri oluşturan zihni entelektüel temeller, ameli eylemler, irfani, genler ve bu genlerin hayata ruh üfleyen örfi tezahürleri, Avrupa'da olduğu gibi farklı olanı dışlamayı değil, neyse o olarak görmeyi, yok etmeyi değil, neyse o olarak var etmeyi, her şeyi ve herkesi neyse o olarak benimsemeyi eksene alan şaşmaz ilahi adalet ve hakikat ilkeleridir. Engizisyonların olmamasını İslam hukukuna borçluyuz. Şeriatı, pejoratif bir dille ve kaygıyla, yalan yanlış bir şekilde, el kesmek, kadın taşlamak olarak sunarak şeytanlaştırmaya kalkışan insanlar, şeriatın ilahi adalet ve hakikatin yeryüzünde gerçekleştirilmesini mümkün kılan muhkem bir kaynak olduğunu bilmiyorlar. Şeriatın İslam insanın ve dünyasının var olduğu, varlığından haberdar olduğu İslam antropolojisinin kurucu kaynağı olduğundan bir haberler. İnsanların, birbirlerini tanımaları, bilmeleri ve sevmeleri için farklı ırklar, renkler, deriler ve mizaçlarda yaratıldığı, ilkesine dayanan İslam antropolojisinin, herkesi neyse o olarak kabul eden en köklü, en sarsılmaz ama herkesi, her şeyi ve bütün varlıkları kuşatıcı ve kucaklayıcı, her türlü yeni durumu değerlendirebilecek, her türlü yeni durumu içselleştirebilecek, her türlü yeni duruma fıtratın, yaratılışın özünün öz suyunu armağan edebilecek eskime,
Sümez, Persümez yeni, ezel ve ebed spektrumunda yol alan ezeli ve ebedi niteliklere sahip, kadim, asil ve asli bir kaynak olduğunu bilemeyen, İslam'la ilgisi ve bilgisi, esas itibariyle Batı medyasının İslamofobik medyatik düzeneğinin çemberine takılıp kalarak, İslamofobik yayınlarının marazi, ötekileştirici, nefret tohumları ekici, nefret dilini ayartıcı yollarla pekiştirici söylemlerinden öteye geçemeyen medyatik sömürgeciliğin kurbanları acınası insanlardır. El kesmek ve recmetmek cezaları, hayatı korumak için emredilmiştir. O yüzden nadiren uygulanmıştır. Osmanlı'da 6 asırda 2 el kesme vakası yalanmıştır. Ve bu cezalardan ötürü, söz gelişi, Engizisyonlarda olduğu gibi milyonlarca insanın kanına girilmemiş, aksine, Engizisyonvari milyonlarca insanın kanına girecek barbarca girişimlerin ve kurumların kurum kurum kurumlanarak zuhurunun önü kesilmiştir. Taliban Afganistan'a yerleşti, Türkiye'de şeriat hortladı, İslam düşmanlığı tavan yaptı. Oysa kadın taşlama uygulamaları emperyalistlerin vekalet savaşları için icat ettikleri DAEŞ, Boko Haram gibi örgütlere kameralar önünde yaptıkları bir kara propaganda savaşının bir uzantısıdır. Bu örgütlerin İslam'la ilgileri yoktur, emperyalistlerin vekalet savaşları için kullandıkları kuklalardır. İslam'a karşı İslam savaşı projesinde kullanışlı operasyonel aygıtlardır bunlar. Bunu göremeyen ya salaktır ya da asalaktır.